Radyodaki adam başlıyor. Radyodaki adam. Hanımefendiler, beyefendiler, Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda Radyodaki Adam başladı. Hoş geldiniz. Haziran Pazar bugün sıcak bir İstanbul akşamından tüm Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler. Şimdi konuşacaklarımız tamamıyla gerçeklerden ibarettir. Hayal ürünü barındırmayan radyo programı Radyodaki Adam mikrofonda. Rüya gibi.
Kimler burada, hızlıca bir toplanalım. X'te son tweetin altına ya da 532 172 52 32 Kafa Radyo WhatsApp hattına yazabiliyorsunuz. Kim nereden, ne şekilde, nasıl dinliyorsa bana yazıyor, ben de canlı yayında seslendiriyorum. İkinci saatimizde yine hayal gücünüzü zorlayacak bir konumuz olacak. Gerçi Kafa Radyo dinleyicisinin hayal gücünü zorlayacak bir şey olduğunu sanmıyorum da, neticede sokakta röportaj yapmıyoruz değil mi? Onlardan biri geçen gün zamların tüm dünyada olduğunu iddia etti. Onlar da çok zor durumda diye hatta Avrupa'ya acıdı. Kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Avrupa'ya acıyan teyzemize gelsin mi o zaman bu program? Başka bir röportajda da yurt dışına gitmek isteyen bir ablamız konuşuyor. Yaşanacak durumda değil artık ülke. Ama AKP'yi destekliyormuş. Muhabir sordu, hem AKP'yi destekliyorsun hem de yurt dışında yaşamak istiyorsun, nedeni nedir dedi. Ablamız muhabirin sorusunu tuhaf buldu. Bence de saçma sapan bir soru sordu muhabir. Ne alakası var yani, ülkeye yaşanmayacak haldeyse ve yurt dışına gitmek istiyorsa ama mevcut gidişattan da memnunsa, AKP'yi destekliyorsa, bunda ne gibi bir çelişki var ki? Ah şu muhabirler, ah ah. Yalnızca bu abla işte biraz önce bahsettiğimiz teyze değil ki, Yeliz de zamları CHP'nin yaptığını söyledi ya geçen gün. Hatta ileri gidip Orta Doğu'yu da CHP'nin karıştığını ispatlamıştı ya. Yani yanlış yere bakıyorsunuz arkadaşlar, yanlış yere. Ama sanırım bu arkadaşlar Bill James'in 1895'te kullandığı terimin etkisinde çok kalmışlar. Hayır hayır, saçma bulmayın, bir saniye, hayır. Saçma bulmayın. Belli ki bunların evreninde Türkiye'yi CHP yönetiyor. Yüzyıllardır konuşulan, onlarca fizikçinin kanıtlayamadığı şeyi bu arkadaşlar yaşıyor, farkında mısınız? Bayağı bildiğin doya doya yaşıyorlar. Şimdi eğer çoklu evren varsa, gerçekten varsa, bak gerçekten çoklu evren diye bir şey varsa, ben size söyleyeyim, bu arkadaşlar bunun test çalışması. Bu arada ben az önce mikrofonumu kapattım değil mi? Çünkü mikrofon kapalıyken de epey konuşuyorum da. Yani TRT rejisi gibi bir gün unutmayalım biz de stüdyonun mikrofonunu kapatmayı. Yayın öncesi gördüm. Bir video var. TRT Spor yayınında reji mikrofonu açık unutuyor. Enteresan sesler geliyor yayına. Sonra ne oluyor? Duruyor mu TRT? Yapıştırıyor cevabı. Hemen bir açıklama geldi. İşte soruşturma tamamlanana kadar ilgili personel açığa alınmıştır diye. Ya tamam, elbette hoş şeyler yansımamış yayına da. Ama keşke asıl soruşturma yapılması gereken şeylere soruşturma açsa TRT. Ben TRT içinde de bir gündem değiştirme mekanizmasının olduğunu düşünenlerdenim. Geçen hafta çünkü 9 TRT yöneticisinin huzur payını konuşmuştuk hatırlarsanız. Kimse hakkında soruşturma açılmadı. Açıldı mı? Demek ki bu konuyu da kapatıyoruz. Ne zamana kadar? Huzur payı ödemesine kadar, bir sonraki. Bu arada CHP bugün emek mitingi düzenledi. Bir asgari ücret zammı talebi var. Bu iktidarda nasıl karşılık bulacak bu konu bilmiyorum ama bir yerlerden Çalışma Bakanı çıkar, asgari ücrete zam düşünmüyoruz açıklaması yapar muhtemelen. Çünkü bu ara kendisine ne sorulursa sorulsun, asgari ücrete zam düşünmüyoruz açıklamasını yapıyor. Bir reklam, reklam dönüşü buradayım, ayrılmayın. Bir çift öküz yeter mi, ah Mehmet'im mi? Böyle baca tüter mi, ah Mehmet'im mi? Böyle baca tüter mi, ah Mehmet'im mi? Çoluk çocuk uyumaz, ah Mehmet'im mi? Aç insanlar yatar. Hanımefendiler, beyefendiler, Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda, radyodaki adam devam ediyor. Yatar mı?
Biraz önce Çalışma Bakanı Cevdet Yılmaz'dan bahsetmiştik. Demiştik ki ona ne sorulursa sorulsun asgari ücrete zam çalışmamız yok diye cevap veriyor diye. Sanırım bu arkadaşlar millet şaka yapıyor falan sanıyor. Asgari ücrete zam mı kalamar yemek için işte Maldivlere tatil yapmak için falan istiyorlar diye düşünüyorlar belli ki. Hani bırakın halkın geçinememesini, aç olduğunu fark etmiyorlar sanırım. Millet aç, farkında mısınız? Sıkılaştırma tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulanmaya devam edeceğini her fırsatta söyleyen bakanın mesela S-400'den vazgeçtiğini gördünüz mü? S-400'den vazgeçtiği anda ben de derim ki tamam. Ben de çok rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla sıkılaşabilirim. İstediğiniz kadar sıkabilirsiniz beni. Gelen zamlar, gelecek olan zamlar, hatta ÖTV zamları, hepsini konuşacağız, hepsini. Ayrıca 1 Temmuz kabotaj bayramı biliyorsunuz. Türk deniz sularında ticaret hakkını Osmanlı zamanında verilen kapitülasyonları kaldırıp Türk denizcilere veren bir kanun, kabotaj kanunu. Peki o denizlerde şu an kimler var? Kabotaj kanunu gerçekten 1 Temmuz 1926'daki gibi mi işliyor acaba? Uzun uzun tartışırız bu konuyu ama ne yazık ki gündem yoğun, konuşacak çok şey var. Kabotaj kanunu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde edindiğimiz bu ulusal bağımsızlığımızın en önemli aşamalarından biridir. Uzun uzun anlatmak istiyorum aslında ama konuyu kapatamıyorum da. Neyse, başka pazara kalsın. Gece olunca seninle gökkuşakları çizerim. Radyodaki yakışıklı adam, Ankara'dan selamlar. Siz acaba doğru kişiyi mi dinliyorsunuz? Ankara'ya selamlar bizden. Mustafa Bey hoş geldin. Ankara sevgiler, selamlar. Ankara burada. Şahsım olarak buradayım demiş. Eskişehir burada, sevgiler Burak. Neyi yaptın, hoş geldin. Pazarımın huzuru kadife seslim. Teşekkürler. İyi pazarlar Candan, Bursa burada. Aydın, Aysun burada. Yanıyoruz burada, yanıyoruz. Pazardan geldim. Akşam vaktinde bile hala çok çok sıcak demiş. Sıcaklıklar yüksek. Aynı zamanda ülkenin birçok yerinde, yaklaşık 44 yerde de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İlerleyen dakikalarda bunu da konuşacağız. Bir haber gördüm yayına girmeden. Antalya'da da bir yangın sanırım söz konusu. Aklım ona. Bu arada Nihat Sırdar'la Sivri şu an Antalya'da. Doğru Hava turnesi devam ediyor. Daikin'le. Duyuruları lütfen takip edin. Kafa Radyo Twitter hesabından, Instagram hesabından. Duyuruları lütfen takip edin çünkü çok özel indirimler var. Çok özel indirimler var. Ne kadar sıcak o kadar indirim mesela. Özellikle bu yaz mevsiminde gerçekten işinize yarayacak indirimler oluyor. Hani şey gibi olmuyor yani, işte yaz mevsiminde doğalgaz bedava gibi değil. Hani biz doğalgaz rezervi bulduk. İlk iki ay bedava. Gibi değil yani. Bunlar ciddi indirimler, takip edin lütfen. Nihat'la Sivrisinek yarın Antalya Kepez'de olacak. Bu devirde tabii indirimleri takip etmekte çok ciddi mesele. Ciddi emek sarf etmeniz gereken bir mesele. İşte biz bu emeği ortadan kaldırıyoruz.
sevgili Nihat Sırdar ve Sivri'nin yarınki yayını Antalya Kepez'de Doğru Hava Turnesi kapsamında Daikin yayınları sürüyor. Ne güzel bir pazar akşamı, hoş geldin Mustafa kardeşim demiş, hoş bulduk. Selamlar Mustafa, buradayım, Sarıyer denim, Sarıyer burada, çok güzel. Ben de buradayım Mustafa demiş, isminizi yazın lütfen. Hoş geldin Mustafa, Arzu Güler, hoş geldiniz. İngiltere'den selamlar, hoş geldiniz. Şişli'den selamlar, iyi yayınlar. Ankara'dan Sinan burada. İyi akşamlar, vallahi de billahi de ilk Duman'ın parçasını çalacağını biliyorduk. Ankara'dan sevgiler demiş. Şarkı olağanüstü değil mi? Merhaba radyodaki adam, iyi yayınlar, sen de hoş geldin. Dünkü Antakya Altın Özü'nden selamlar, kolay gelsin demiş. Hoş geldin radyodaki adam, pazar gününü iple çekiyorum, ben de buradayım. Ankara Mamak'tan iyi akşamlar demiş, iyi akşamlar bizden. Bu arada Cevdet Yılmaz dedik biraz önce değil mi? Vedat Işıkhan. Yani yanlış bir isim telaffuz ettik. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan. Onu da düzeltmiş olalım. 1 Temmuz'da elektriğe gelecek %38 zamma rağmen fırın çalıştırmaya devam. Ege işi fırında kabak demiş. Öf, ne kadar lezzetli görünüyor. Kolay gelsin Eskişehir'den Sevilay. Ağzına sağlık şimdiden. Teşekkürler. Antalya'dan kaçtım, İstanbul'dayım ama pazar akşamı 19'da radyodaki adam sabit. Buradayım. Ayşe Beylikdüzü, hoş geldiniz. İzmir'den selamlar, İzmir'e selamlar. Hoş geldin radyodaki adam. Keşke, teşekkür ederim, sağ olun. Bornova İzmir'den bir gül güçlü ben buradayım demiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Adam. Twitter'da bir Mustafa Fidan olarak varım. Twitter bir Mustafa Fidan. Ya da Kafa Radyo WhatsApp hattından yazabiliyorsunuz. 532 172 52 32 Kafa Radyo WhatsApp hattından yazabiliyorsunuz. Bu ilk bölümü toparlanma bölümü olarak değerlendiriyoruz. İşi gücü olanlar oluyor. Birden gelemeyenler oluyor. O yüzden belli bir süre böyle toparlanıp sonra yayınımıza olağanca hızıyla devam ediyoruz. Aydın Koçarlı'dan selamlar. Radyodaki adam, hoş geldin. Girne'den selamlar, iyi yayınlar. Yürüyüşe sesiniz de yanımdasınız. Yürüyüşte sesinizle yanımdasınız. Kolay gelsin Aysun. Sıcaktan ve tozlardan bunalmış bir şekilde Adıyaman'dan selamlar, iyi yayınlar demiş. Adıyaman'a da sevgiler, selamlar. Çalışma Bakanı olarak Cevdet Yılmaz dedi ya, şimdi o genel başkan yardımcısıymış. Artık kim genel başkan yardımcısı, kim bakan, her şey karıştığı için. Biliyorsunuz daha önce de söylediğimiz gibi bir yetki karmaşası vardı hükümette. Mesela biri çıkıp enflasyon 2026'da tek haneye düşecek diyebilir hükümetten herhangi biri. Hiç fark etmez. Bursa'dan selamlar, hoş geldiniz demiş. Bursa'da burada. Toronto'dan selamlar, iyi yayınlar dilerim. Kürşat ben demiş, hoş geldiniz. ...532-172-52-32... Kafa Radyo WhatsApp hattımızdır.
X'de, Twitter'da bir Mustafa Fidan olarak varım. Twitter arama butonuna bir yazıyorsun yazıyla, yanına Mustafa Fidan ekliyorsun. En çirkin adamı buluyorsun, takip ediyorsun, o benim. Radyodaki adam. Minik bir ara sonrasında burada olacak, ayrılmayın. Sabrım kaybediyor kan, patlamak üzereyim eyvah. Gülmediğini bir türlü yüzümüze kalleş hayat, olmadı hiç bizden yana. Susuz nereye kadar, tut içinde ne yarar, yetti canımıza billah. Bir zamanlar ne hayallerle süslerdik biz yarınları. Sevinçlerimizin oldu gözyaşları. Radyodaki adam. Yaşamak mı bu sanki? Olduk düzenin kölesi. Hiç kalmadı eser umuttan. Oldu olacak gelelim bari. Hep yandık sende ettirdin Allah. Hanımefendiler, beyefendiler, Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda Radyodaki Adam devam ediyor. Nasılsınız, her şey yolunda mı? Alıştığımızdan farklı bir hafta içi geçmedi biliyorsunuz. O yüzden şaşkın ya da üzgün olduğunuzu düşünmüyorum. Bizi kıskananlar uzay gündemiyle meşgulken biz de işte enflasyonun 2026'da tek haneye düşeceği bilgisini aldık bu hafta yine. Biliyorsunuz her hafta AKP içinden farklı bir genel başkan yardımcısı bunu bize hatırlatıyor. Artık kim genel başkan yardımcısı onu da kestiremiyoruz da. Konuşan işte tanımadığımız kim varsa genel başkan yardımcısı deyin geçin. Biraz önce mesela Çalışma Bakanı ile genel başkan yardımcısını da karıştırdık. Ama bunu ben yapmışım, ne olacak ki? Milli Savunma Bakanı da biliyorsunuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ı tanıyamamıştı. Hani mikrofon açık kalmıştı da kim bu adam ya demişti ya. Sonra bilgi geldi, oylayıp reddedeceğiz demişti, hatırlar mısınız? Bu mikrofon kazaları da olmasa bir şeylerin nasıl hızlıca oylanıp reddedildiğini de anlayamayacağız. Orası ayrı konu. Gelelim şimdi diğer konuya. Hatırlar mısınız? Merkez Bankası Başkanı bundan aylar önce seçimden sonra enerjiye gelecek zamları duyurmuştu. Böyle bir ufak böyle %100 zam gelecek gibi değil de bir iması vardı. Hani enerji fiyatları falan. Bunu da konuşmuştuk burada. Hatta bir tezimiz vardı. İktidarda işte bir yetki karmaşasından bahsetmiştik. Çünkü o sıralar AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 5 yıl işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan, yanlış bilmiyorsam şu an hala Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı olan Murat Kurum, başkan seçilmesi halinde İstanbul'un deprem sorununu çözeceğini söylüyordu. O zaman da sorduk. Bakanlıkta olmayıp da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nda olan yetki nedir? Sonradan anladık ki gerçek bir siyaset yapılıyormuş. Gerçek bir siyaset. Neyse, Fatih Karahan da işte o sıralarda enerji zamlarının geleceğini ima etmişti. Hatırlarsınız. Evet, evet, buyursunlar. Elektriğe meskende %38 zam geldi hafta içi. Alkış, kocaman alkış. Muhtemelen zamı sadece bizim yayınlarımızda duymuşsunuzdur. Bir de birkaç TV kanalı ve gazetede, birkaç gazeteci de görmüşsünüzdür. Onun dışında kim konuştu? Unuttuk değil mi hızlıca? Meskendeki %38 zam birden puf oldu.
buradan açık bir çağrı yapmak istiyorum. Bizim şu jelibon kaynakları vardı ya, Melik Gökçe'nin bulduğu. Hemen bir jelo elektrik santrali kurulsun. Her haneye bir yıl boyunca 25 kilowatt ücretsiz elektrik sağlansın. İmkansız demeyin. Hayır de. Ya imkansız demeyin. Sadece oturun izle. Bu arada sadece meskeni de konuşmayalım. Meskende %38, tarımsal faaliyetlerde %30. Bakın, tarımsal faaliyetlerde %30. Kamu ve özel sektörler, düşük hizmet grupları için %38, yüksek hizmet grupları için %20 zam yapıldı arkadaşlar. %20 zam yapıldı. Çiftçinin ne halde olduğunu biliyor musunuz şu anda? Çiftçi 1001 emekle masrafla yetiştirdiği ürünleri tarlasında, bahçesinde bırakıyor. Çünkü onları depolamak, toplamak, yok parası almak isteyen tüccarı bulmak yaptığı masrafı maalesef kurtarmıyor. Ürünler tarlada, bahçede çürüyorlar. Hani satanlar da tüccara o fiyata sana satmam diyemiyor. Neden? Çünkü o fiyatı kabul etmesi gerekiyor. Etmese biliyor ki ürünleri çürüyecek dalında. Neden? Çünkü deposu yok. İşte tam da bu yüzden, tam da bu yüzden yayında söylüyoruz. İşte kooperatifleşme, sendikalaşma, örgütlenme bu yüzden çok önemli diyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi diye bir şey geldi hayatımıza. Hepiniz biliyorsunuz. Sözde kar amacı gütmeyecekti, değil mi? Bir baktık ki 2023 yılında 319 milyon 991 bin TL kar yaptı. Bak sen şu... Artık ne kadar liyakatli insanlar çalışıyorsa... Hani şu an medya bunu konuşmuyor ama... Bu elektrik zammı ne demek biliyor musunuz? Üretim maliyetlerinin artması demek. Uluslararası piyasalarda rekabette güç kaybetmeniz demek. Artan üretim maliyetlerinin üzerine işte bir de ürünlerin depolama maliyetlerinin de artması demek. Tüm bunların artması ne demek biliyor musunuz? Ürünlerin halka çok daha yüksek fiyatlarla ulaşması demek. Yani zaten gıdaya ulaşamayan Türk halkının yılda bir yediği besinlere bile ulaşamaması demek. Peki bunların hepsini toplayalım. Tüm bunlar ne demek? Enflasyonun artması demek. Ya. Zam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Zamlar bitti mi? Bitmedi. 3 Temmuz'da da bir sürpriz var. Aslında sürpriz değil çok. Çok sürpriz değil. Cevdet Yılmaz'ı yine yanlış bu arada söylediniz. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Evet. Yer gelir oynamaktan, evet. Parmakları aldırmış. Zil çalıp oynamaktan, haydi yavrum oymaktan. Yer gelir oynamaktan. Elektriğe zam değil, güncelleme yapıldı Mustafa. Yanlış biliyorsun dedim. Sakarya'dan selamlar. Özletiyorsun kendini demiş. Oyun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Gelibolu'dan selamlar Hakan, selamlar bizden. Evet, biraz önce her şey birbirine girdi. Milli Savunma Bakanı da tanımıyor. O yüzden... Ben hep 50 liralık elektrik boyu kullanıyorum demiş. Güncelleme değil, ufak bir sürpriz sadece demiş. Kesinlikle. Her gün bineyim arabaya, bir varayım araya.
hızlıca bir Twitter mesajlarına bakalım. Hayatın zorluklarından bir nebze de olsa radyodaki dostlar sayesinde kaçıp biraz huzur buluyoruz. Dinlemede kaldı radyo dostu diyerek de bir sloganla iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederiz. Hanım kızımızın... Neyse de... Hoş geldin sevgili Mustafa. Uzun bir aradan sonra seni dinlemek güzel. Teşekkürler. Hoş geldin pazar akşamlarının beklenenleri. Teşekkür ederim, sağ olun. Pazar akşamının neşesi Gülcan Hanım Efendi yazmış. Teşekkürler. İyi akşamlar, iyi yayınlar yazmış Şevki Bey. Fethiye'den dinlemedeyiz kaptan demiş. Hasta mı acaba diye bir yorum gelmiş. Kim bilir, belki de. Derya yazmış. Haklı. Ülkeyi ben bu hale getirdiğim için gitmek istiyor demiş. Ben yurt dışına çıkayım, geri kalan umurumda değil kafası. Valla ne kafası olduğunu bilmiyorum ama sağlıklı bir kafaya benzemiyor. Önümüzdeki hafta bizi ne bekliyor? Onu da bir reklam aram var minik. Ondan sonra konuşacağız. Ülke gündemi çok enteresan, farkındasınız. Hayatımızı etkileyen, bizi bizden eden konular dururken birden başka şeyleri konuşmaya başlıyoruz. Bunu geçen yayında söylemiştim, yine söylemek istiyorum. Biliyorsunuz şimdi bir de yeni anayasa konuşmaları, tartışmaları var. Geçen hafta bunu konuşmadık, konuşamadık. Ama önümüzdeki günlerde bunu oldukça sık konuşacağız. Hissiyatı bende çok belirdi. Çünkü ucu çok açık bir konu, biliyorsunuz. Yeni anayasa. Hani anayasa mahkemesi kararları bir tarafımızda dururken yeni anayasa tartışmalarını konuşmakta ancak bize herhalde yakışan bir hareket olurdu. Can Atalay'ı konuşmak gerekirken zaten uyulmayan bir anayasayı yine uyulmayacak yeni bir anayasayla tazeleme fikri ancak bizim zaten yapabileceğimiz bir şey olurdu. Bak, elektriğe zam geldi. Ne oldu? İşte sosyal medyada, Twitter'da, X'te, işte Instagram'da belli başlı sayfalar bunu ne yaptı? İşte kendi çapında protesto etti, değil mi? Ama sonra ne oldu? Puf oldu. Unuttuk. Şu an konuşulmuyor bile. Şimdi önümüzdeki hafta başka zam furyası başlayacak. Göreceksiniz hızlıca. Onları da reklam dönüşü paylaşacağız. Ayrılmayın. Güzel mi bulmam?
Şakalarıma gülmezsin. İşin aslı sevgilim, sen bana fazla iyisin, iyisin fazla. Yemeklerimden yemezsin, arkadaşlarımı sevmezsin, saçlarımı beğenmezsin. İşin aslı sevgilim, sen bana fazla iyisin, iyisin fazla. Ben hiç mükemmel değilim, belki de sıradan biriyim. İşin aslı sevgilim, sen bana fazla iyisin. Ben hiç mükemmel değilim, belki de sıradan biriyim. İşin aslı sevgilim, sen bana fazla. Hanımefendiler, beyefendiler, Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda Radyodaki Adam devam ediyor. Günün konusunu Twitter'da paylaştım. Bir Mustafa Fidan Twitter kullanıcı adımda paylaştım. Evet, gidin takip edin diye söylüyorum. Yayında 20 itibariyle seslendireceğiz günün konusunu. Siz şu anda yazabilirsiniz günün konusuyla alakalı yorumlarınızı. Twitter hesabının son tweetinin altına. Köye gidiyoruz, babam araba kullanıyor, bana yazdırıyor. Konu bekliyoruz hep beraber. Seni yerim yerim, güzelliğe bak. Babamın selamı var. Ekrem Fidan babamın adı demiş. Ekrem Fidan'ı öpmek için biraz sakalları var sanırım ama güneşimize kocaman sevgiler. Reklam öncesinde konuştuğumuz konu, peki bu hafta bizi ne bekliyor? 3 Temmuz'da biliyorsunuz üretici fiyat endeksi açıklanacak. Sonrasında da nur topu gibi bir ÖTV zammımız olacak. Alkışlayalım. Akaryakıt, sigara ve alkolde çarşamba günü temiz bir zam göreceğiz gibi görünüyor. Hani derler ya argoda, kılçıksız. Köyden mi?
Aynen öyle, kılçıksız bir zam. Tertemiz. Şu anda benzinin litresinden 9 lira 45 kuruş. Motorinin litresinden 8 lira 86 kuruş. ÖTV alınıyor. 3 Temmuz'dan sonra ortalama %20 zam geleceği söyleniyor. Benzinden 11.34, motorinden de 10.63 ÖTV alınacak. Bitti mi? Hayır. Biter mi? Hayır. Bir de size saçma gelecek ama etkisi kısa sürede sönecek olan bir durum var. O da şu: ÖTV üzerinden alınan bir de katma değer vergisi var. Yani ortalama 3 Temmuz'da benzine 2 lira 27 kuruş, motorine 2 lira 13 kuruş zam bekleniyor. O zaman benzin ve motorinin 50 yolculuğu hayırlı olsun diyebilir miyiz? Diyelim. Nereden nereye, değil mi? Nereden nereye? Hani biri deseydi benzin 44 lira olacak. Hani inanmamak bir yana, kızardık da zamanın birinde. Geçmez oldu. Yakında 50 liralık alanlar sadece 1 litre benzin alabilecekler. Hatırlatalım. 100 kilometrede 5 litre yakan ortalama bir araç. Ki öyle bir araç var mı bilmiyorum. 1 litre yakıtla sadece 20 kilometre yol gidebilecek yani. Oran orantıyı bu arada müfredattan çıkarmadılar değil mi? Hani ağır geldiği için hafiflettiler ya müfredatı. 18. kez mi değişti? 19. kez, 20. ne zaman? O sırada oran orantı da uçmuş olabilir. Bilemiyorum. Çıkarmadılarsa da benim buradan bu konuyu da müfredattan çıkarma gibi bir isteğim olacak. İnsanların mutlu olmamaları için. Bir sebep de kalmamış olacak bu sayede. Şimdi başlarına geleni sorgulayamayacağı için mesela oran orantıya gittiğinde ne oluyor? Hop, insanlar üzülmemiş oluyorlar. Acilen matematikte doğru oran orantı konusu kaldırılsın müfredattan, çıkarılmalı. Acilen. Doğru orantı konusu, oran orantı konusunu istemiyoruz. Sıfır hesap, çok mutluluk. Ne kadar az sorgularsan o kadar mutlusun. Oh mis. Ateşler sardı beni. Yandı, yandı. Sönmez. Savcı Sayan bir tweet attı, gördünüz mü? Suriyeli kardeşler Karabük Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi birinci ve ikincilikle bitirmişler. Onlar olmasaydı bizimkilerin birinci ve ikinci, bizimkiler birinci ve ikinci olurlardı diye bir tweet atmış. Alev, alev. Tweetin sonunda bir de kahkaha atmış. Yakalayıp. Yapacak bir şey yok, adam seviyor. Ya yani çok seviyor. Türk milletiyle dalga geçiyor resmen. Ama tebrik ediyoruz kendisini. Başarılarının devamını diliyoruz. Vardır böyle bir tweet atmasının nedeni ama. Durup dururken olmaz. Kendisini epeydir göremiyorduk. Yarın bir gün bir bakmışsınız temizinden bir cumhurbaşkanı danışmanı. Mis. Tabii olabilir böyle şeyler, ne var ki? Savcı beye de yakışır bence. Nesi var? Mis gibi. Hep diyorduk ya, karıştırıyoruz diye karıştırdık. Cevdet Yılmaz'ı karıştırdık. Çalışma Bakanı'nı karıştırdık. Çiçek çiçek aşk bahçeme. Hani artık hükümette ve kamuda birden fazla, yani bir kişinin o kadar çok işi var ki, o kadar çok işle uğraşıyorlar ki, asıl ne işle uğraştıklarını unuttuk mesela. Ya garip, çok garip. Evet, saatimiz 20 oldu. Günün konusuna gelebiliriz. Evet, Mehmet de, sevgili Mehmet de
Ben hep 50 liralık alıyorum demiş. Yani önümüzdeki günlerde 50 liralık benzinle 20 kilometre yol gideceğini tekrar hatırlatmak istiyorum kendisine. Günün konusunu Twitter'da paylaşmıştım. Hemen ifade edelim tekrar. Bomboştu uzun zamandır kalp. Twitter'da şöyle yazdım. Beklentilerimizi de aldılar elimizden, biliyorum. Seni bulduk. Hala küçük bir beklenti kırıntısı kalmıştır belki. Ne dersiniz? Günün konusu beklentilerim yazdım Twitter'da. Evet, günün konusu beklentilerim. Beklentilerimizi konuşuyoruz bugün. Bakalım ne kadar beklentimiz kaldı. Yakınlaşmadan şu mesele. Aşıksan, korkuyorsan. Hani hayal etmekle umut etmek. Yaşıyorsan ayıp, yazık, daha gerçek. Bunlar beklenti kelimesiyle eş anlamlı kelimeler midir? Biter tabii, istersen yeter. Bunu sorgulattırıyor bu sistem bizi maalesef. Twitter'da bir Mustafa Fidan olarak varım. Evet. Twitter'da bir Mustafa Fidan olarak varım. Biri yazıyla yazıyorsunuz. Yanına Mustafa Fidan ekliyorsunuz. Beklentilerim etiketiyle tüm beklentilerinizi yazabilirsiniz. Burada Leyla ile Mecnun'dan o meşhur olağanüstü diziden bir kesit paylaştım. Maaş beklentisini soruyorlar Mecnun'a. O da diyor ki, bir iş görüşmesindeler. O da diyor ki vermeniz. Ye, hiç işim olmaz. Benim keyfim yerinde. Sizin beklentileriniz ne? İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Hayal gücünüze güveniyorum dinleyici. Yazın yazın gelsin. 532 172 52 32 Kafa Radyo WhatsApp hattımızdır. 532 172 52 32 Kafa Radyo WhatsApp hattımızdır. Twitter'da da bir Mustafa Fidan olarak varım. Son tweetin altına yorumlarınızı yaparsanız canlı yayında seslendiririz. Beklentilerim günün konusudur.
yamacıma çömel. Üstün başın yara bere, gülüşün özel. Biz bizim iyi biriz, aynı yolda eskimişiz, suretimiz benzer. Kiminin babası padişah, sorunu çözer. Hanımefendiler, beyefendiler, Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda Radyodaki Adam devam ediyor. Ülke genelinde ciddi sayıda orman yangını yaşanıyor. Dün itibariyle 44 yerde orman yangını vardı. Özellikle dün Kuşadası'ndaki yangın yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Bir gecede 450 dönümlük alan yandı. Kuşadası'nda söndürme soğutma çalışmaları devam ediyor hala. Bu arada Bursa'da da bir yangın söz konusu. Ekipler müdahale ediyorlar. Gelişmeleri buradan aktarıyor olacağız. İzmir'de bir binada bu arada patlama meydana geldi. 5 ölü 57 yaralı söz konusu. Selçuk'ta 350 dönüm, Menderes'te 150 dönümlük alan kül oldu arkadaşlar. İzmir, Balıkesir, Aydın, Denizli, Çanakkale, Manisa ve Muğla'da orman yangınları çıktı. Ne yazık ki ormanlarımızın değerini bilemiyoruz. Bir sigara izmariti tüm doğal yaşamı alt üst edebiliyor. Bu konuda ne kadar özenli olunması gerektiğini söylesek de biliyorsunuz hiçbir şey değişmiyor. Her sene aynı manzaralarla karşılaşıyoruz. Tabii bu arada bir de Bodrum'da çekildiği iddia edilen bir görüntü var. Sosyal medyada bayağı paylaşıldı. Bir otelin yanında denizin kıyısındaki ormanların nasıl yandığını gördük. Ama o kadar nizami yanmış ki, o kadar nizami yanmış ki, bayağı bildiğin oraya bir yer açılmış. Karşıma anlatmaya başladım. Koca yaşlı arkalarda bir şey yok, otelde bir şey yok. Ama denizin kıyısı belli bir alana kadar yanmış, kül olmuş. Tabii ki bile bile yakılmamıştır. Bile bile tabii ki yakılmamıştır. Bizim ülkemizde hiç otel yapmak için, tesis yapmak için ormanlar yakılmaz. Oralardan rant sağlanmaz. Hayır, bir kere bizim memleketimiz, ülkemiz rant memleketi değildir. Öyle ihaleleri eşe dosta verilecek. Tek kişi üç yerden maaş falan alacak. Bizde olmaz öyle şeyler. Hele hele huzur payları falan. Yok Sağlık Bakanı'nın hastanesi, Turizm Bakanı'nın otelleri. Bizde hiç göremezsiniz öyle şeyler. O yüzden şimdi bizde hiç böyle şeyler olmadığı için buraların bilerek yakıldığını düşünmek olsa olsa anca vatan hainliği olur. Değil mi? Dillere pelesenk oldu değil mi? Vatan haini! Evet, İzmir'de de böyle bir patlama yaşandı. 57 kişi yaralandı, 5 kişi de hayatını maalesef kaybetti. Böyle bir durum var İzmir'de. Sanırım tüpten kaynaklanan bir yangın. Yaklaşık 11 binada zarar görmüş İzmir'deki bu patlamada. Oldukça kötü, oldukça kötü. Yani bu nasıl açıklanabilir, ne söylenebilir bilmiyorum. Bu arada o tüpü değiştirmeye kalkan kişi de gözaltına alınmış. Öyle bir bilgi de geldi. Hiç alakanız yokken, işte belki sadece oradan geçecekken, geçerken başınıza böyle şeyler gelebiliyor. Nereden bakarsınız bakın, dayanılacak gibi değil. Maalesef değil. Bu arada Euro 2024'te de çeyrek final maçları başladı. Biliyorsunuz dün İsviçre İtalya'yı, Almanya Danimarka'yı 2-0 mağlup etti. Ve İsviçre ve Almanya ilk çeyrek finalistler oldu. Bugün de 19'da başlayan maçta İngiltere Slovakya ile karşılaşıyor. 22'de de İspanya Gürcistan maçı başlayacak. Amirli futbol takımımız da salı günü Avusturya ile karşılaşacak. Umarım Avusturya'yı iyi bir futbolla geçip yolumuza devam ederiz. Arda Güler konusu vardı bir ara. Sanırım o da artık kapandı. Tam süre alabilecek durumda değil demişti Montella. Ama Çek Cumhuriyeti maçında mesela yanlış bilmiyorsam 90 dakika sahada kaldı Arda, değil mi? Tabii milli takımın teknik heyetinde biliyorsunuz Hamit Altıntop da var.
Bu yüzden hepimizin içi çok rahat. Mesela benim içim çok rahat. Hamit Türk futbolunun bana ihtiyacı var gibi şeyler söylemişti. Hatırlarsanız. Konu kaşınıyor ama milli takım böylesine önemli bir turnuvadayken bunu konuşmayı tercih etmiyorum şimdilik. Ama konu kaşınıyor, bunu bilin. Beklentim her bokologların hepsinin mikrofonlarını açık unutmalarıydı. aman. Yapma. Karışır vallahi ortalık. Vallahi benim tek beklentim işten ayrılmaktı Mustafa'cığım. Şu dönemde büyük bir cesaret gösterip dün işten ayrıldım. Artık ne servis sürücüleri, ne servis anneleri, ne okul yönetimi, ne öğrenciler, ne velileri hayatımda yok. Sakin ve bana ait olan bir hayat başladı benim için. Hiç kolay bir iş değil. Okul operasyon sorumluluğu, 48 araç ve 7/24 süren bir telefon trafiği. Bu yüzden artık sıfır beklenti kadife sestim demiş. Böyle bir karar alabildiyseniz tabii ne mutlu size. Yani bunu alamayacak ekonomik özgürlüğe çünkü erişememiş insanlar var. Yani çalışmazsa hayatını devam ettiremeyecek insanlar var. Tabii siz bu konuda ne durumdasınız onu bilmiyorum ama yine de böyle kararlar almak oldukça zor özellikle bizim ülkemizde. Hani bir birikiminiz olur, bir herhangi bir işte kenarda bir paranız olur. Dersiniz ki evet her şeyi bırakıp o birikimle yaşamaya devam edebilirim. Ve belli bir süre en azından 3 yıl çalışmadan o birikimle hayatımı devam ettirebilirim dersiniz. O şekilde ilerleyebilir ama böyle bir birikimi olmayan insanların yapabileceği bir iş değil. Çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Kaldı ki birikim ülkemizde son dönemde unutulacak bir konu, kelime haline gelmiş olabilir. Çünkü bırakın birikimi, insanlar ev kirasını ödedikten sonra faturalara para aramaya başladılar biliyorsunuz. Özellikle yani hükümetin 10 bin lirayla en düşük maaşı alan, emekli maaşı alan 10 bin lirayla emeklinin geçineceğini, geçinebileceğini düşünmesi. Şimdi biz bunu söyleyince sanki bütün emekliler 10 bin lira alıyormuş gibi bir hissiyat geliyor size karşı tarafa ama öyle bir şey yok. 10 bin liranın üzerinde maaş alanların olduğu gibi 10 bin liranın altında alanlar da var. İşte dul ve yetim aylıkları vesaire gibi ayrımlar var o konuda. O yüzden hani 10 bin lirayla geçinmek hani birikimi bir şekilde sağlamak için yeterli mi? Sanmıyorum. Yani mümkün değil. Birikim yapılmasını geçtim. İstediğim gibi faturalara bile yetmeyen bir para söz konusu. Ve Vedat Işıkan'a sorduğunuzda, herhangi bir şey sorduğunuzda Vedat Işıkan'a söylediği ilk şey asgari ücrete zam mı düşünmüyoruz. Canımızı almasınlar da demiş. Şermin hanımefendi yazmış. Beklentilerim demeyelim de beklentim bir parça huzur. O da nasıl olacak bilmiyorum demiş. Huzur payı verelim size isterseniz. Ya sizin ne eksiğiniz var? Size de verelim huzur payı. Bizden bir şey almasınlar da demiş dinleyici. Onun sözünü garantisini veremiyoruz, üzgünüz. Yani onun sözünü garantisini asla veremeyiz. Yapılan elektrik zamları bizlerin aydınlanması için bir işaretti. Ama beklentilerim zamların daha da çoğalıp şimşekle gümbür gümbür yağması demiş. Beklentilerim yok kalmamış demiş. Mustafa Fidan dikkatinizi çekelim otel yapmak için tek bir ağaç kesilmemiştir demiş dinleyici. Evet öyle bir şey gördünüz mü siz bizim ülkemizde?
Hani otel yapacağız, buradaki ağaçları keselim falan. Ya da ne bileyim bir enerji projesi var. Köylüye sormayalım. Köylünün oradaki haklarını umursamayalım. O insanlar orada yaşıyorlarmış, yaşayacaklarmış. Önemsemeyelim. Keselim oradaki ağaçları. Oraya bir santral kuralım. Ya da ne bileyim otel kuralım. Bunları hiç gördünüz mü siz bizim ülkemizde? Oldu mu böyle şeyler? Göremezsiniz. Olmaz. Bizde olmaz böyle şeyler. Maksimum huzur payı. Beklentimi 12. Öyle bir şey yapabiliyor muyuz demiş. Beklentim güzel bir maaş, bir araba ve ev. Bu beklenti değil, bayağı hayal olmuş. Çok eskiden bir yerde ya okudum ya da izledim bilmiyorum ama orada şöyle bir ifade vardı. Diyordu ki hayalleriniz eğer bir gün hedefiniz olursa bir adım öndesiniz diye. Sanırım o zaman enflasyon tek hane miydi? Diyorum ya, her hafta, daha doğrusu her gün enflasyonun tek haneye düşeceği tarih açıklanıyor. Ve bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor enflasyon tek haneye düşene kadar. 2026'dan bahsediliyor mesela enflasyonun tek haneye düşmesi için. Hemen şöyle hızlıca bir düşünelim. Şu an 2024 yılının Temmuz ayındaysak atıyorum 2026'nın Temmuz ayında enflasyon tek haneye düştü diyelim. Peki tek haneye düşene kadar bu gıda ürünleri, teknoloji ürünleri hangi fiyatlara ulaşacak mesela? Atıyorum 10 liraya aldığımız bir ekmek. Ne kadar bilmiyorum da ekmek. Beyaz ekmek tüketmiyorum. 10 liraya aldığımız bir beyaz ekmek. Sıradan bildiğiniz ekmek. Mesela 2 yıl sonra düşününce işte %100 olduğunu düşünürsek, yani ne ENAG ne TÜİK diyelim, %100 olduğunu enflasyonun düşünürsek, tabii oradan biri çıkıp diyecek ki şimdi bana ekmek %100 artmıyor kardeşim, bu diğer ürünlerin enflasyon sepetindeki ortalamasıdır deyip, hadi diyelim 50 lira oldu ekmek. Ekmek 50 lira olduktan sonra enflasyon tek haneye düşse ne yazar? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü şöyle. Bunu Güçlü Mete yayınlarında çok sık anlatıyor, ifade ediyor. Enflasyonun düşüyor olması demek ürünün ucuzlayacağı anlamına gelmiyor. Artış hızının düştüğü anlamına geliyor. Atıyorum bir ürün %100 artıyorsa o sene, enflasyonun düşmesiyle %60 artacak demek oluyor. Ya bunu çok algılayamıyoruz. Yani enflasyon tek haneye indiği zaman muhteşem bir alım gücümüz olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu bir algılayalım lütfen. Bunu bir anlayalım. Hani alım gücümüz çok artacak. Enflasyon tek haneye düştü. Of artık, yani önemli olan enflasyon tek haneye düşerken o ekmeğin fiyatı kaç olmuş olacak? Asıl sorulması gereken soru bu. Yani bu iki yılda başımıza neler gelecek? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Sıkılaştırma. Bir tek halk sıkılaşıyor. Bunu anlamıyoruz. Kamuda tasarruf ama memur servisi yok sadece. S400 devam. Bize saadet nasip şimdi uçup rüyalarda, kolu kanadı kırık kuş.
kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda. Bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda. Zor, çok zor. Ya bunu algılamak, bunu algıladıktan sonra halka anlatmak, halkın da bunu anladıktan sonra ona göre bir tavır sergilemesi ve ses çıkarması çok 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 zor bir konu. Çünkü bazı şeylerin gerçekten tam olarak halk tarafından algılanmadığı ve sonrasında da bir kocaman bir soru işareti olarak kaldığı çok net anlaşılıyor. Şimdi %38'lik mesken elektrik zammını mesela ne kadar konuşacağız sizce? İşte birinci faturalar gelecek, ikincileri gelecek, üçüncüleri gelecek, sonra bir bakmışsınız oh alışmışız. Şimdi tarımda da %31 elektrik zammından bahsediliyor. Çiftçi zaten zor durumda. Çiftçi bu enerji maliyetinin artmasıyla nasıl ürünlerini deposu olan çiftçilerden bahsediyorum. Nasıl depolayacaklar mesela? Nasıl yapacaklar? Nasıl olacak? Zaten kaldı ki çiftçinin şu anda depolama gibi bir ya küçük çiftçiden bahsediyorum. Yani atıyorum küçük çiftçi dediğim 20-30 dönümlük bir arazisi var diyelim. Onu ekip biçiyor ve bir şekilde hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Bir ürün ortaya koyuyor. Bin bir emekle işte gübre atıyor. Ürün daha verimli olsun diye elinden geleni yapıyor. Toprağa sürüyor, çapa yapıyor, bir şey yapıyor. Ve bir sürü para harcıyor. Ama sonra ne oluyor? Ürünlerini alacak olan tüccar ondan 1 liraya almaya çalışıyor. Ama ürünün fiyatı ne? 15 lira. Allah Allah. Peki bunu denetlemesi gereken kim? Devlet. Devlet? Devlet. Sonra diyor ki çiftçi kendi kendine, yahu diyor ben bunu diyor toplayacağıma, toplarken de masraf edeceğime, bu burada çürüsün diyor ya da ne bileyim halk buradan toplasın diyor, en azından diyor işte ürünler buradan gitmiş olur diyor bir şekilde. Bunu çiftçi yaşıyor, bunu çiftçi her yıl, her hasat döneminde yaşıyor. Her hasat döneminde de acaba bir şey olur mu, olumlu bir şey gelişir mi beklentisiyle tarlasını ekmeye devam ediyor. Ya da sebzesini, meyvesini, ağaçlarda işte sebzesini, meyvesini yetiştirmeye devam ediyor. Bunu yapıyor çiftçi. Neden? Çünkü hala bir beklentisi var. Çünkü böyle olmamalı diyor, böyle olmamalı diyor. Sen şimdi elektriğe %30 zam yaptın. Uluslararası piyasalardaki rekabeti de atıyorum birden yaraladın. Ne olacak şimdi? Maliyetlerin artmasıyla tüm fiyatlar artacak. Tüm fiyatlar arttığında ne olacak? Zaten geçinemeyen halk gıda ürünlerine ulaşımını daha da engellediğin için hepten ayda yılda bir yediği besinleri de yiyemeyecek. Neden sadece besinler üzerinden gidiyorum? Besin olayını halledersek belki ileride teknolojiye de geçebiliriz arkadaşlar. Bizim şu an temel konumuz besin. Ne haldeyiz farkında mısınız? Temel geçim, temel konumuz besin. Besini konuşuyoruz. Yani çocukların teknolojiye ulaşımını, gençlerin sosyo-kültürel bir hamle yapmasını hayatlarında, işte yurt dışına gidip gezmelerini, harç pulundan bahsettik mesela geçenlerde. Ama elektrik kadar koymaz emin olun. Çünkü ülkemizde şu an asıl sorunlardan bir tanesi besin. Karnını doyurma olayı. Hani eskiden deniyordu ya, evet biz karnımızı doyuruyoruz, sıkıntı yok, bir şekilde karnımız doyuyor. Artık doymuyor arkadaşlar, doymuyor, doymuyor. Çiftçinin ürünleri tarlada. Halk işte pazara gidiyor, markete gidiyor, çiftçiden 1 liraya tüccarın aldığı ürünü 15 liraya alıyor. Ne oluyor? Arada bir sürü masraf olduğunu söylüyor ki evet doğru, işte onları depolama. Biraz önce bahsettiğimiz gibi zaten depo olayı çiftçinin en büyük sorunlarından bir tanesi. Çiftçi ürünlerini depolayamıyor. Depolayamadığı için de bahçesinde, tarlasında ürünler çürüyor. Ve buna kimse bir müdahalede bulunmuyor. Neden? Bilmiyorum. Birçok konuyu bilmediğimiz gibi şu an asgari ücretlinin durumunu görmeyen hükümetin neden asgari ücrete herhangi bir müdahale yapmadığını bilmediğimiz gibi. Ya da emekliye neden ekstra, şimdi enflasyon farkı gelecek, zammı gelecek, onu göreceğiz. Onun dışında neden bir iyileştirme yapılmadığını mesela soralım. Neden bir iyileştirme yapılmadı bilmiyoruz arkadaşlar, bilmiyoruz. Ama Vedat Işıkhan'a Çalışma Bakanı'na sorulduğunda o net bir şekilde asgari ücrete zam çalışmamız yok diyor. Ve en azından böyle bir zam çalışmasının olmadığını ne yapıyoruz? Biliyoruz. Bir ara sonrasında buradayım, ayrılmayın.
neden sustum ki? Benim kendimle ufak bir sorunum var. İçimde patlamaya hazır bir bomba var. Ben bu gece karar verdim, kuş olup seyrediyordum. Ne varsa tutuklu ben de bıraktım gitti. Benim kendimle ufak bir sorunum var. Biriktirdiğim ne varsa şimdi patlar. Hanımefendiler, beyefendiler, Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda radyodaki adam devam ediyor. Abi ben Rıdvan, ne beklentisi abi? İzmir'de, İzmir Kemalpaşa'da bir fabrikada çalışıyorum. Özellikle ismini vermiyorum, zor duruma düşme diye canım kardeşim. Fabrikada yemek ve çay molası yok. Fabrika sahibi böyle yapıyorsa hükümet vatandaşa neler yapmaz demiş. Ne kadar doğru bir yere parmak basmış. Beklentim dış güçlerin peşimizi bırakması. Başımıza ne geliyorsa hepsi onların yüzünden demiş. Katılıyorum, doğru. Geçen hafta içi gündem olan bir diğer konu da Fahrettin Koca'nın istifa edeceği iddialarıydı. Resmi gazetede bekledi herkes böyle bir şey, fakat böyle bir görevinden af isteme durumu olmadı. Artık biliyorsunuz öyle istifa olayı zaten yok. Görevinden affını istiyorlar. Bu arada hala konuşuluyor. Yani Sağlık Bakanı'nın görevinden affını isteyeceği yönünde söylentiler devam ediyor. Hatta yerine gelecek kişinin de Şuayb Birinci olduğu da iddia edildi. Sağlık Bakanı dışında kabineden 3 bakanın da değişeceği konuşuluyor aynı zamanda. Önümüzdeki haftanın da konusu sanırım kabinedeki değişiklikler olacak. Benim duyduğum söylentilere göre Çalışma Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'nın değişeceği yönünde. Ama tabii bunların hepsi sadece söylenti. İlerleyen günlerde bunları takip ediyor olacağız. En net bilgiyi Kripto Odası'nda edinebiliriz. Güçlü Mete'nin sunduğu. Aslında dediğim gibi Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da yerini sağlama almamış mıydı? Her mikrofon gördüğünde asgari ücrete zam yapılmayacağını açıklıyordu. Bu arada halkın durumunun ne olduğunu sanırım çok önemsemiyor ya da bilmiyor mu yani. Gelen zamlar, vergiler, kamusal sıkılaşma, tasarruf tedbirleri derken kamudan sekip yine halka geldi her ne geldiyse.
milyarlarca parayı harcayıp halktan tasarruf etmesini bekliyoruz mesela yine. Sıkıntı orada zaten. Mesela bir söylentiye göre Diyanet'in Amerika'da 88 milyon dolarlık mal varlığı varmış. Allah daha çok versin de mesela neden? Neden mesela Diyanet'in Amerika'da 88 milyon dolarlık mal varlığı olur? Neden? Mesela neden? Gerçekten soruyorum, neden? Yani Diyanet ne yapıyor bunları? O mal varlıklarını kiralasak zaten yıllık hedeflenen 100 milyar liralık tasarrufun %20'sini halletmiş oluruz. Olmaz mıyız? Neden yok yere memurun servisini kaldırıyoruz ki? İnşallah doğru değildir. Ne diyelim yani? Çünkü doğru olmasını kimse istemez bence şu anda. Şu anda kimse bu konunun doğru olmasını kimse istemez. Bu da bir söylenti, iddia. Yani ilerleyen zamanlarda açığa çıkar muhtemelen. Onu da görürüz. Beklentilerim günün konusudur. Beklentilerim günün konusudur. Şu hayattaki beklentilerinizi merak ediyorum. Aldılar elimizden, farkındayım. Beklentimizi, her şeyimizi elimizden aldılar ama hala belki küçük bir beklenti kırıntısı kalmıştır içimizde. Bunu soruyorum. Twitter'da bir Mustafa Fidan olarak varız. Bir Mustafa Fidan Twitter kullanıcı adımızdır. Ya da Kafa Radyo WhatsApp hattından yazabiliyorsunuz. 532 172 52 32 Kafa Radyo WhatsApp hattından yazabiliyorsunuz. Beklentilerim etiketiyle yorumunuzu yaparsanız canlı yayında ben de seslendiririm. Alışveriş poşeti hala 20 kuruş. Akıllım. Ne enflasyonundan bahsediyorsun sen demiş. Ya onu da bir video ile görmüştük değil mi? Yani bir müjde olarak açıklanmıştı. Arkada bir alkış kıyamet. Hala 25 kuruş olması beni çok tedirgin ediyor gerçekten. Bu durumun devlete zarar verdiğini düşünüyorum. Bir an evvel alışveriş poşetlerine bir zam yapılmalı. Arkada alkış kıyamet, hatırlıyor musunuz o videoyu? Alışveriş poşeti 25 kuruş olarak kalıyor. Beklentilerimi konuşuyoruz. Beklentilerim dediğiniz ne varsa beklentilerinizi sıralayabilirsiniz. Twitter'da bir Mustafa Fidan son tweetin altı ya da Kafa Radyo WhatsApp hattına yazabiliyorsunuz beklentilerim etiketiyle. 532 172 52 32 Kafa Radyo WhatsApp hattımızdır. Geliyorum. Geçer zaman ki dilim aynı lafa ki, öyle bir geçer zaman ki dilim aynı lafa ki, birden dursun istersin seneler olunca mazi, öyle bir geçer zaman ki dilim aynı lafa ki. Her zaman ki
katı, üzerine çekersin perde. Yoldan geçerler arda, her akşam gelenler nerede? Sana kara yazılı sanma, insanın da kaderi böyle. Öyle bir geçer zaman ki, benim ayrı lafati. Öyle bir geçer zaman. Efendiler, beyefendiler, Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda Radyodaki Adam devam ediyor. Bu arada 98. Gazi Koşusu'nu Dragon, Plane, Jockey, Akın Sözen kazanmış. Onu da yayında ifade etmiş olalım.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılmış, onu da son dakika gelişmesi olarak verelim. Son dakika değil ama benim yayınımın son dakikası. Öyle düşünün ya. Benim beklentim bir yerlere saklanmış olan adalet denen kavramın ve bunu uygulayacak savcıların ve hakimlerin ortaya çıkması. Ankara'dan Sinan demiş. Ne kadar güzel yazmışsınız, ne kadar güzel ve özel yazmışsınız halbuki, değil mi? Ne denilebilir bu konuda, ne söylenebilir? Adalet konusunu burada uzunca bir süre tartıştık, biliyorsunuz, konuştuk. Anayasa Mahkemesi'nin kararları bu ülkede uygulanmadı. Can Atalay hala içeride. Gazetecilerin şu anda yaşadıklarından zaman zaman bahsediyoruz. Yayın yasağı getirilen haberlerden bahsediyoruz mesela. Bunları ifade ederken de maalesef üzülerek ifade ediyoruz. İki defa hak mahrumiyeti, hak ihlali kararı çıkmasına rağmen maalesef Yargıtay'dan kararlar döndü mesela. Bunu ne kadar konuştuk? Belli bir süre konuştuk, sonra unuttuk. Ve şu anda işin tuhaf tarafı, yeni anayasayı konuşmaya çalışıyoruz. Yeni anayasa turları falan yapılıyor. Mevcut anayasaya uyulmazken. Zor, evet. Adalet denen kavramın ve bunu uygulayacak savcıların ve hakimlerin ortaya çıkması beni de çok mutlu eder. Emin olabilirsin, dinleyicim. Biraz önceki dinleyicimiz yazmış, bir fabrikada çalışıyorum diyen. Abi burada çok iş çok ağır be abi. Klozet dökümcüsüyüm. 8 saat çalıştırıp 7,5 saat olarak hesap görülüyor demiş. Peki neden, bunu sordunuz mu hiç? Mesela neden bu 8 saat çalıştırılıp 7,5 saat hesap görülüyor diye sordunuz mu hiç? Yani bunu soracak bir gücünüz var mı? Ya da onu söyleyeyim. Bir sendikaya bağlı mısınız? Haklarınızı biliyor musunuz? Bunları merak ediyorum. Lütfen yazar mısınız? Euro 2024'te 19'da başlayan maçlara şöyle bakalım, maça bakalım daha doğrusu. İngiltere Slovakya ile karşılaşıyor. Slovakya'nın 1-0'lık üstünlüğü var. 89. dakika çeyrek final maçında. Bugün saat 22'de de İspanya ile Gürcistan karşı karşıya geliyor. Yarınki maçlara bakalım. Fransa Belçika ile saat 19'da karşılaşacak. Portekiz Slovenya ile karşılaşacak saat 22'de. Salı günü maçları da Romanya Hollanda ile karşılaşacak 19'da, 22'de de Avusturya Türkiye ile karşılaşacak, milli takımımızla karşılaşacak. Beklentimiz yüksek, en azından milli takımdan beklentimiz yüksek. Avusturya'ya karşı mücadele edebileceğimizi düşünüyorum ve bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Hatta bir skor tahmini de yapalım. Şu an beni dinleyen dinleyicilerden skor tahmini yapmak isteyen varsa da yazsınlar hemen Kafa Radyo WhatsApp hattına. 532-172-52-32 Kafa Radyo WhatsApp hattına. Türkiye-Avusturya maçı için bir skor tahmini rica ediyorum. Dinleyicimiz yazmış, seninle karşılıklı kahve içip sohbet etmek beklentim demiş. Neden olmasın, olabilir. Ya bu çok büyük bir şey değil sizin hayatınızda, emin olun, çok büyük bir kazanım değil sizin hayatınız için. Sendika var, temsilciyle görüştüm, yıllardır böyle geldi böyle gidiyor diyorlar demiş. Ya bu ne demek, ben bunu anlamıyorum ya. Bu ne demek? Hani böyle geldi böyle gider, sen sesini çıkarma mı diyorlar yani? Bu mudur yani, olay bu mu gerçekten? Bizi hangi ara bu hale getirdiler merak ediyorum. Yani 7,5-8 saat çalıştırıp 7,5 saatlik parayı nasıl verebilirsin? Ya oradaki yarım saati o işçinin zor zar yaptığı işçinin emeğinden nasıl çalabilirsin? Nasıl vicdanın el verebilir? Onu nasıl evine götürebilirsin o parayı?
Ne kadar enteresan şeylerle mücadele ediyoruz değil mi? Yani bir tarafta aslında yokluk var. Acı. Yoklukla mücadele ediyoruz ya da ne bileyim bir şeyleri halletmeye çalışırken aldığımız paranın gerçekten bize yetmediğini fark ederek aslında bununla mücadele etmeye çalışırken bir de işte 8 saat çalıştırıp 7,5 saatlik para ödenmesiyle mücadele ediyoruz mesela. Bir de böyle bir şey var. İşte burada işçi mücadele etmeye kalktığında da karşısına hani sendika bile şey diyor yani yok işte böyle gelmiş böyle gider sen sesini çıkarma çok bak sen sesini çıkarma seni ben bile koruyamam ha. Seni gidi topal. Hangi ara bu hale geldik acaba? Hangi ara bu hale geldik? Şimdi bu işi bir şekilde bunu gündeme getirse, kardeşim dese, ben 8 saat çalışıyorsam benim ücretimi 8 saat üzerinden vermek zorundasın diye olay çıkarsa, insanları örgütlese, iş bıraksa, ilk işten kovulacak işçi kim? İşte bu olayları başlatan işçi değil mi? Kovulacak olan işçi. Anayasal bir haktır bu. Anayasal bir haktır bu. Sen işçiyi 8 saat çalıştırıp 7,5 saatlik para veremezsin kardeşim. Yapamazsın. İşte burada işçi de maalesef sesini de yükseltemiyor. Çünkü işinden olacağını biliyor. İşte kameralar karşısında bir şekilde bunu... Ya tamam halledeceğiz, olacak, işte bunu çözeceğiz falan dese de ilk küçültmede onun işten çıkacağı çok belli oluyor. Ama kader aramızda kalır, güzel günüm gider, uzaktan bakarım. Elini ver, elini tutarım, tasalarım biter, dünyayı yakarım. Ama kader aramızda kalır, güzel günüm gider. Şimdi bakıyorum 4 dinleyicimiz 2-1 demiş. Yakın dinleyicimiz de Türkiye'nin mağlup olacağı konusunda bir görüş bildirmiş. Ama benim de içimden 2-1 geçiyor arkadaşlar. 2-1 Avusturya'yı yeneriz gibi bir hissim var. Bakalım ne olacak göreceğiz. Bu arada benzer şeyler geliyor dinleyicilerden. İşte 12 saat çalıştırıp 8 saatlik para vermelerini tutun. Neler neler inanılmaz şeyler görülüyor. Yani 12 saat kimse sizi 12 saat çalıştıramaz. Böyle bir şey olamaz ya. Yani şimdi eğer çalışmanız gerekmiyorsa yani çalıştığınız sektör buna uygun değilse bir kere çalışamazsınız. İş kazaları olasılığını artıran bir şey mesela bu. Dikkat dağıtan bir şey. Kim 12 saat çalıştırabilir sizi? Özellikle bu kadar ciddi bir işte çalışırken, bu makinelerin içinde çalışırken nasıl olabilir? 3-2 alırız maçı bu kral demiş. Yani 3-2, 3-2 biraz iddialı mı acaba? Biraz iddialı mı Şermin? Azıcık iddialı gibi sanki. Bir gol yollarında zayıfız. Bu çok açık. Biliyorsunuz forvetsiz oynuyoruz. Şimdi Arda Güler'in de oynayıp oynamayacağı söz konusu olur. Onu da tabii tartışırız. Bunu göreceğiz bakalım. Ne olacağını. Ayın ikisinde salı günü Türkiye Avusturya ile çeyrek final maçına çıkıyor Euro 2024'te. O şirin sözlerine hayranım gözlerine bakmayın sözlerine gel yanıma gel 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 yanıma gel gel yanıma gel 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 yanıma gel ama neler gör. Mustafa'cığım azıcık tebessüm edelim mi? Topalı çaldığınız için ne dersin? Benim eşim topalı çok güzel oynar. Adı Cemil Güçlü. Hadi bir oynasın da bana bir video gönder. Benim ben de tebessüm edeyim. O kadar ama o kadar istiyorum ki şu an tebessüm etmeyi. Yeni
Yine bitti program, haftaya bekliyorum. Yine kadife seslim demiş. Alırız alırız, inanmak başarmanın yarısıdır demiş. Bu arada filenin sultanları da biliyorsunuz. Her gün ayrı bir saldırı altında resmen. Bir tane tip var sosyal medyada. Bu Duman'ın bahsettiği arkadaşlardan bir tanesi. Duman'ın yeni şarkısı var ya, o misler gibi yeni şarkısı var ya. O şarkıda bahsedilen tiplerden bir tanesi. Sürekli filenin sultanlarını amirli voleybol takımımıza, kadın voleybol takımımıza saldıran bir tip işte. Yani gerçekten çok zor. Türkiye'de kadın olmak zaten zor. Türkiye'de kadın olup başarılar elde etmek çok daha zor. Çünkü o başarılarınız bir şekilde size saldırı mekanizması olarak kullanılıyor. Kadın olmak oldukça zor ülkemizde. İstanbul Sözleşmesi'nden falan çok böyle cesurca ayrıldık ya, işte biz daha iyisini yaparız, daha iyisini yapacağız falan diye. 2023'te sadece 400'ün üzerinde kadın katledildi biliyorsunuz Türkiye'de. Daha geçenlerde gördüğüm haberi, şu anda da mesela bir günde 9-10 kadın katledildiği bir gün olmuştu geçen hafta içinde. İstanbul Sözleşmesi bize hiç uygun değil, kültürümüze, ahlakımıza çok ters değil mi? Değil mi? Değil mi? Söylenecek bir şey kalmadı. Hanımefendiler, beyefendiler. Burası Türkiye'nin en kafa radyosu, Kafa Radyo. Olmaktan onur ve gurur duyduğum yerdeydim. Haftaya yine aynı saatte görüşmek ümidiyle yeniden gelebilmek için ben yine hemen şu anda gidiyorum efendim. Hoşça kalın. Radyodaki adam. Elleri havada, kufi kafada, şeker eser aynada, aynı ayran gibi temiz, kafası leziz, yürüyorlar saraya, saraya. Ben bu gezegene inemedim abi, gökyüzüm asmavi. Üsküdar'ı yine geçemedik abi, bu atlar çok hafif.